Sağlıkta Yeniliklerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz hemoroid. Hemoroid pek çok kişinin maalesef ortak problemi. Özellikle kabızlık ve ishal durumunda ciddi bir problem haline gelen hemoroid tedavi edilmezse yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürüyor maalesef. Bu konu hakkında merak ettiklerinizi kolon ve rektum hastalıkları cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sezai Leventoğlu'na sormak istedik. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam öncelikle hemoroid nedir? Bir hastalık ismi midir? Hemoroid bir hastalık ismi değil. Hemoroid makat bölgesinde yer alan ve mevcut su sızdırmazlığı sağlayan pakelerin ismi. Yani eğer bu hastalık haline gelirse biz buna hemoroid hastalığı ya da hemoroidal hastalık diyoruz. Ama halk arasında ya da pek çok hekim tarafından bu hemoroid olarak isimlendirildiği için kısa ve öz olarak hemoroid ya da basur ya da mayasıl gibi isimlerle kullanılarak geçiştirilebilmekte. Ama kısaca buna hemoroid mi? Evet, hemoroid, ama biz kendi aramızda akademik olarak hemoroid hastalığı kelimesini kullanmayı tercih ederiz. Peki nedir hocam bu hemoroid? Bizim normalde bacaklarda oluşan ve varis olarak bildiğimiz damar genişlemesinin makat bölgesinde görülen hali denilebilir mi? Doğru mu bu tanım? Bu tanım geçmişte 1960'larda böyle tanımlıyorduk ama artık buranın bir bağ doku dejenerasyonu olduğunu gördük. Yani hemoroid hastalığı şu anlama geliyor. Makat bölgesindeki yastıkçıkların dejenerasyon sonucu aşırı akınma, yani ishal atakları ya da sert dışkılama, seyrek dışkılama ile beraber çok fazla tuvalette kaldığınız zaman yer çekiminin etkisine bağlı olarak mevcut pakelerin dışarı doğru çıkması olarak yorumlanır. Eğer bu pakeler dışarı doğru çıkıp girdikçe bir dejenerasyon sonucu hastalık haline gelir, yani şikayet verir hale gelirse, ki bunlar başlıca kanama, akıntı, kaşıntı, kirlenme gibi şikayetlere neden olur. Bunun sonucunda da hasta hekime başvurmak zorunda kalacaktır. Yani bir şikayet olduğunu hisseder. Ele gelen şişlik. Yani burada en önemli şey hemoroidin hastalık olup olmadığını kişinin bireysel olarak tanımlayabilmesidir. Yani burada da bir şikayet vermesi gerekiyor. Hastaların şikayetiniz var diye sorduğumuzda genel yanıt şudur: hemoroidim var. Herkeste var. Ama bir kısmında hastalık haline geliyor. Doğru. Peki hocam neden oluyor ve kimlerde görülüyor daha çok? Hemoroid hastalığı deminde ifade ettiğim gibi özellikle bağırsak alışkanlığı düzgün olmayan bireylerde daha sık. Yani dışkılama alışkanlığını bilmeyenlerde ya da tuvalet eğitimi almamış bireylerde. Genellikle biz dışkılama alışkanlığı derken tuvalete her yanlış uyarıda gidin anlamında. Yani kakanız geldi mi içerisinde hemen tuvalete koşu koşu yetişin ifadesi kullanılır. Ya da bize eğitimimizde dışkılama eğitimi verirken ağzının üzerine oturtup ebeveyn şöyle ıkınma hareketini yapar, biz de sevimli bir şekilde yaparız diye hatırlarız. Yani çocuklarımızdan hatırlayın ya da kardeşlerimizden hatırlayın. Halbuki burada kaka yapmak bir ıkınma eylemi değildir. Kaka yapmak bir derin nefes alarak ittirme eylemidir. Yani eğer ittirerek boşaltırsa tam bir boşaltma sağlar ve makat bölgesindeki yastıklara zarar vermez. Burada tuvaletteki alma süresiyle ilişkilidir. Tuvalette kaldığı süre 5 dakikanın fazla olması, ıkınarak dışkılama, ayakta kalan bireyler, özellikle kuaförler, özellikle diş hekimleri, özellikle cerrahlar risk grupları altındadır. Öğretmenler risk grubu altındadır çünkü uzun süre ayakta kalanlar. Yine uzun süre oturanlar, kim? Yazılım mühendisleri, sürekli yazılım için plan yapanlar, 8-10 saat, 12 saat oturan bireyler olabiliyor bazen. Pandemi döneminde hemen hemen hepimiz, çünkü doğru, uzaktan bağlantıyla herkes oturarak çalışıyor. Yani mevcut olanı öteledik. Kronik kabızlık demiştik, işte sert dışkılama bunu önemli bir faktör olarak yorumlamıştık. Gebeler, özellikle karın içi basıncının artması, morbid obezler, ki obezite biliyorsunuz çağımızın vebası, şeklinde her yerde obeziteyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Artık çocuk yaş grubuna indi obezite. Dolayısıyla pek çok risk faktörü var. Bunların başlıcasını bu şekilde sayabiliriz. Ama sigarayı unutmamak lazım. Doğru hocam. Peki biz toplumda en çok acı yemeği duyuyoruz. Bu acı yeme efsanesi bir şehir efsanesi mi hemoroid konusunda, yoksa doğru mu hocam? Evet, acı, baharat, turşu gibi gıdalar makat bölgesinde sıklıkla ödeme neden oluyor. Yani bir şişliğin daha da kabarmasına neden oluyor. Dolayısıyla akut dönemde biz bunları çok önermeyiz. Ne kadar? Kısa bir süreli, sonsuza kadar değil. Tabii ki bireyin yeme özgürlüğü var. Yani onu da eski alışkanlıkları döndürmemiz lazım. Şimdi 20-30 yaşlarda bir birey geldiğinde şunu diyemeyiz ki ya 20-30 yaşındasın, bundan sonra ömrünün geri kalanında hiçbir zaman çiğ köfte yiyemeyeceksin. Sağlıyorum. Ya da hiçbir zaman baharatlı bir lahmacun yiyemeyeceksin. Yani hasta diyor ki hocam hiç mi yiyemeyeceğim? Böyle bir şey olamaz.
Mutlaka kaçınmaklarına izin vermemiz eski bağırsak alışkanlıkları ile beraber diyet alışkanlığı döndürebiliriz. Ha bizim önerimiz sağlıklı bir beslenmedir. Sağlıklı beslenmenin kuralları çerçevesinde bu sayıldığımız fast food zinciri yoktur. O birey tercih edecek ama kendisi yemek istiyorsa yiyebilir. Bu makat bölgesine yansımayacak şekilde dengelemek lazım. Peki yine hocam hemoroidin oluşmasında bağırsak hastalıkları da etkili mi? Örneğin iltihabi bağırsak hastalıkları, Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıkları olanlar daha mı dikkat etmeli? Çok önemli konu. Bu çok önemli bir soru. İltihabi bağırsak hastalıkları bizim kanayan yaramız. Çünkü artık giderek sıklığı artmaya başladı. Özellikle irritable bağırsak sendromu ya da huzursuz bağırsak sendromu ile çok karıştırılmaya başlandı. İltihabi bağırsak hastalığı mı yoksa huzursuz bağırsak mı? Bir çorba vaziyetindeyiz. Özellikle ülseratif kolit, çok sık tuvalete gitme alışkanlığı, yani ishal ataklarıyla yaşadığı için ve saatlerce tuvalette kaldığı, gece uykudan uyandıran ataklar yaşadığı için makat bölgesinde bu hastalıkların ortaya çıkma riski bir tık daha fazla olabiliyor. Ama tek başına tabii ki riskler altında iltihabi bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit değil. Burada özellikle kronik konstipasyonun yanıza neden olan pelvik tavan hastalıkları. Nedir bunlar? Rektosel, yani bağırsaktı. 10 kadın 8'inde var neredeyse. Yani bu normalden yani birden fazla doğum yapanlarda, normal doğum yapanlarda, kronik kabız olanlarda biraz daha fazla görülüyor. Özellikle bağırsak fıtığında, rektoselde işte tam boşaltamama, ıkınmasına rağmen ağza kadar geliyor ama tam çıkartamadığını ya da parmak yardımıyla boşalttığını, tuvalette kaldığı süreyi 5 dakikadan fazla olduğunu ifade eden bireyler. Ya da tuvalette yaptığı hissini var ama kalkıyorsun sonra tekrar gitme ihtiyacı, gün içinde defaten boşaltma ya da keşif hissi tarzında dışkılama alışkanlığını ifade ediyorlar. Yani bu dediklerimiz sadece bir rektosel tanımlamıyor. Esasında fonksiyonel olarak bir dışkılama bozukluklarını tanımlıyor. İşte bunlar da anismus dediğimiz, yani bir makat bölgesinde beyinle makat kas arasındaki uyumsuzluk. Diyorsunuz ki tuvalete gideceksiniz, tuvalete oturuyorsunuz, makat kaslarınız gevşemiyor. Bir uyumsuzluk var. İşte bu uyumsuzluk bile bu hemoroid hastalığı nedeni olabiliyor. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak yedirmek lazım. Yani hemoroidiniz var, şu kremi alın, şu aktara gidin ya da şu ilaçları kullanın, olay bitecek. Öyle bir şey yok. Doğru hocam. Peki hocam hemoroidin türleri ve dereceleri var mı? Belirtiler de dereceye göre değişiyor mu? Bu da güzel bir soru. Şundan dolayı. Genellikle biz hemoroid hastalığı dediğimiz zaman iç hemoroidlerden bahsederiz. Dış hemoroidleri hiç olaya katmayız. Yani internal hemoroid hastalığı dediğimizde 4 evresi vardır. Evre 1 ve 2 erken dönem hemoroid hastalıkları, evre 3 ve 4 ileri dönem hemoroid hastalığı olarak geçer. Erken ve ileri dönem ayırmamızın nedeni de şu, tedavi protokolü tamamen değişiyor. Evre 1 ve 2'de sadece ıkınma ve dışkılamayla beraber dışarı çıkıp kendiliğinden içe giren yastıkçıklardan bahsediyoruz. Evre 3'te ise artık dışarı çıkmış parmak yardımıyla içerdiği bir şişlikten bahsediyoruz. Evre 4'te ise artık tüm hemoroid paketleri dışarıda olduğunu, hiçbir şekilde içeri girmediğini ifade ediyoruz. Dolayısıyla iç hemoroid hastalığının da bu ifadeyi kullanmamız lazım. Defekasyon, yani dışkılamayla beraber ya da ıkınmayla beraber hemoroid paketlerin dışarı çıkması ya da dışarıda kalması. Yani ele gelen makat ağzındaki her şişlik hemoroid değildir. Bunu mutlaka vurgulamamız lazım. Çünkü bazen hasta şu şey ifadeyle gelebiliyor. Hocam benim hemoroidim var, bunun için tedavi olmak istiyorum. Bakıyorsunuz evet, evre 3 hemoroid hastalığı var, içeri giren çıkan, ama dışarıda da eline gelen şişlik dejenerasyona bağlı deri katlantısı. Diyoruz ki evet, bu tedavi, bunu yapacağız ama tedaviden sonra elinize gelen deri katlantısı kalabilir. Bu tamamen kaybolmayabilir. Bu bir dış hemoroid değildir. Deri katlantısı daha sonrasında başka şekilde çıkartılabilir ama kendi kendine kaybolması mümkün değildir. Sonra diyor ki hasta, hocam tedavi ettiğiniz zaman benim hala elime hemoroidim geliyor. Bu hemoroid değil ki, burada bir tenakuz yaşıyoruz. Mühim olan burada şikayet verip vermediği hastalığın. Eğer şikayet veriyorsa şikayetini tedavi ediyoruz. Yani orada görülen her deri katlantısı ya da her ele gelen şişin çıkartılmaması lazım. Daha sonra konuşuruz bu konuyu da. Tabii. Peki hocam, bir de biz en çok hemoroidde kanama duyuyoruz. Kanama hangi evrede oluyor ve hastaları korkutacak boyutta şiddetli bir kanama mı genelde? Evet, biz öğrencilerimize dersimizi anlatırken bunu söylüyoruz. Hemoroid hastalığının kardinal semptomu, yani ana semptomu kanamadır. Yani hemoroid hastalığında ağrı beklenen bir gelişme değildir.
ağırlıklı olarak rektal kanama. Özellikle dışkılama sonrası lavabonun kıpkırmızı olması. İnsanı çok korkutur. Der ki acaba bir dakika ne oluyoruz? Kan kaybından ölecek mi? Bayılmanıza neden olur? Yani ilk defa karşılaşıyorsanız. Ya da bir acaba kanser miyim? Altta hemen kötü niyetli bir şeyler düşünmeye başlarsınız. Ya da iltihabi bir bağırsak hastalığı mı var diye düşünmeye, sorgulamaya başlarsınız. Rektal kanama dediğimiz kısımda da özellikle dışkılmayla kendini gösteren bir durumla kendini gösterir hemoroid hastalığında. Oradaki dışarı doğru çıkan hemoroid bakisi, var olan makattaki kasların kasılması ve spazmına bağlı olarak boğulması sonucu kanamaya başlar. Yani mukozada bir yırtılmadır bu. Kanadığı zaman da bir süre sonra dışkılamadan sonra hemen çözülmeye başlar, toparlamaya başlar. Ama bazen de durmayabilir bu kanamalar, müdahale etmeye gerektirecek kadar uzayabilir. Ama genellikle evre 1'den evre 4'e kadar hemoroid hastalığın ana semptomu rektal kanamadır. Peki hocam, hiçbir şikayeti demin biraz bahsettiniz. Hiçbir şikayeti yol açmadan da var olabiliyor mu? Yani ileri evrede şikayet verdiği olabiliyor mu sadece? Tabii ki hiç şikayet vermeden hasta yıllarca bununla yaşayabiliyor. Diyor ki hocam ben böyle elime geliyordu şişlikler. Defaten bunları mülayim özellikle sert dışkıladığım zaman problem yaratıyordu. Biraz beslenmemi düzeltiyordum. Normale dönüyordu. Şimdi artık o kadar makat bölgesindeki bu hadise girip çıkmalar, dejenerasyon ileri aşamaya gelmiş ki artık eline bir sürü memenin geldiğini, işte orada ıslaklık hissinin olduğunu ya da bir tam temizlenememe hissinin olduğunu, anal soiling, anal kirlenme diyoruz biz buna. İşte ben genellikle bir tuvalet kağıdını kaç gün kullanırsın diye sorarım. Yani bir tuvalet rulosu kaç gün gidiyor? Eğer bir tuvalet rulosu 3 gün gidiyorsa burada bir terslik vardır. Çünkü temizlenmek için kişi sürekli uğraşıyordur oraya. Normalde tuvalet rulosunun 1-3 günde geçmemesi, yani normalde 2 ila 3 haftada bitirilmesi, tüketilmesi beklenir. Yani her temizlik döneminde 1 veya 2 tane yaprağın yeterli olması beklenir. Ama bireye soruyorsunuz, hocam ben diyor 3 günde bitiriyorum bir rulo'yu. O zaman bir sıkıntı vardır. Demek ki var olan hemoroid bakileri temizlenmesini engelliyor. Yani kirlenmeye neden oluyor. Dolayısıyla burada bunu iyi vurgulamamız lazım. Yani nasıl bir tuvalet temizliği yapmayacağı. Bir başkası kirlenmeye bağlı olarak kaşıntı. Çünkü kaka kalıyor orada. Kaka kaldığı zaman kurumaya bağlı, bakteriyel etkisine bağlı bir kaşıntı, sürekli çamaşırın kirlendiğini ve o bölgede bir yanmayla beraber kaşıntının olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunlar da önemli şikayetler arasında yer almakta. Peki hocam, hemoroid rektumun başka hangi hastalıklarıyla karışabiliyor? Örneğin makat çatlağını çok duyuyoruz. Ona göre kesin tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tabii dün öğrenci sınavında da öğrencilere sorduğum soruydu bu. Ayışlarında nelere dikkat edersiniz diye. Şimdi şöyle, hemoroid hastalığının ana semptomu kanama dedik. Burada en önemli makat hastalıklarından biri de anal fistül, yani çatlak. Burada da ele gelen bir şişlik var ama bu sefer ele gelen şişlik nöbetçi meme. Orada bir yırtığın iyileşip yırtılması sonucu ortaya çıkan bir deri katlantısı. Anal fistüldeki kardinal semptom, yani ana semptom, ağrı, anal ağrı, özellikle cam kırığı parçası çıkartır tarzda ağrı şikayetiyle geliyorlar. Ya da o bölgede dışkılamadan sonra devam eden zonklama hissi, saatlerce devam eden, dinlenmeden geçmeyen bir ağrı, spazma bağlı bir yaranın verdiği ağrı hissiyle karşımıza geliyorlar. Burada da kanama oluyor mu? Oluyor, evet. Yırtıktan kaynaklanan, kakayı yaptığı zaman kakanın üzerine ince bir şerit halinde kanla kendini gösterebilir. Ya da tuvalet kağıdında pembe, açık pembe renkli bir kanamayla kendini gösterebilir. Dolayısıyla hemoroid hastalığında ayırtanı da anal fistülü atlamamamız lazım. İkinci sırada kanser. 50 yaşın üzerinde, özellikle artık 45 yaşa çekildi. 45 yaşın üzerindeki bireylerin mutlaka tarama protokolleri uygulanması gerekiyor. Özellikle ailede risk faktörü varsa, kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri, makat kanseri özellikle varsa ya da iltihabi bağırsak hastalığı, ülseratif kolit, kron hastalığı varsa bunları mutlaka tarama protokolünü çekmemiz gerekiyor. Yine bununla beraber makattaki kanser olgusunu dışlayabilmek dışında iltihabi bağırsak hastalıkları, demin de dediğim gibi ülseratif kolit ağırlıklı olarak. Çünkü makatın son kısmında iltihap yapıp o bölgede kanamaya neden olabilir. Yine bir başka hastalık, özellikle erkeklerde prostat kanseri nedeniyle bu bölgeye ışın tedavisi verilmişse, ışın tedavisi sonrası radyasyona bağlı bir iltihaplanma, bir kanama karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla bunu da aşılığında düşünmemiz lazım. Bir başka problem kadınlarda rektosel, bağırsak kıtı, tam boşaltamama, parmak yardımı boşaltma, bu da makat bölgesinde ufak ufak yırtıkların oluşmasına ve kanamasına neden oluyor. Yine bir başka problem, bağırsağın bağırsak üzerine sürtülmesi dediğimiz bir solter rektal ülser, yani eldiven çorap gibi birbirinin üzerine sürterek
aynı noktayı sürtmesi sonucu bir yara oluşuyor. Aynı kanser imajinasyonu veriyor ya da iltihai bağırsak hastalığı imajinasyonu veriyor. Bu da bizim için önemli bir ayır tanıda atlamaması gereken bir olgu. Solider rektal ister. Gördüğünüz gibi hekim hastayı muayene ederken iyi bir hikaye alırsa bunların hepsini ayır tanı olarak kullanır, hastayı ona göre tedavi edebilir. Eğer tek bir baremde evet kanama var, hemoroid var, tedavi bu biterse olay çözümlenmiyor. Bu zaman ne oluyor? Çözümsüz bir hastalık. Hemoroid hastalığı nasıldır? Çözümü olmayan bir hastalık. Ben yıllarca uğraşıyorum hocam, çözemedim. Siz nasıl çözeceksiniz? Diyerek gelen hastalarımız oluyor. Doğru. Peki hocam, tedaviye geçersek, tedavide neler yapıyorsunuz? Tedavi hastalığın derecesine göre değişiyor mu? Evet, onun için demin evrelendirmiştik. İç hemoroidlerin tedavisini konuşuyorsak eğer, erken dönemde evre 1 ve evre 2'de, hatta evre 3'te ofis prosedürleri dediğimiz yöntemler var. Tabii buna geçmeden önce de yine klasik olarak öğrenci ve asistanlarımızla konuştuğumuz bizim 4 büyüklerimiz vardır. 4 büyüklerden şunu kastederiz. Yani hemen hemen makat problemi ya da anorektal problemi olan ya da pelvik taban hastalığı olan her hastaya şunu öneririz. 1. Diyet. Yani sebze ve meyve alışkanlığını kazandırmak. Posalı beslenmek. 2. Tuvalet eğitimi. Yani bu olmazsa olmazlardan da bizim için. Günde bir kere sabahları dışkılama. Mümkünse yataktan kalktıktan sonraki ilk 2 saat en ideal dışkılama zamanı ve tuvalette kalma süresi 5 dakikayı geçmeyecek. Dıkınmadan ittirme hareketiyle nefes egzersizi boşaltmasını söyleriz. 3. Sıcak su uygulamaları. Bir suyun içine oturmak değil. Yani leğenin veya küvetin içine oturmak değil. Çünkü evet, ufak tefek bir insanı leğene oturtabilirsiniz ama kocaman bir insanı hangi leğenin içine oturtacaksınız? Nereden buldunuz? Vallahi hocam satın aldık diyorlar. Yani genellikle makat bölgesine sıcak duş uygulaması, duş başlığı 3-5 dakika sıcak su masajları yapılması yeterli olacaktır. 4. Posa. En önemli şey posa takviyesi. Yani bir fistülüm ya da bir şekilde hastayı desteklemeniz gerekiyor. Amaç hastayı ishal yapmak değil ya da sert dışkısını normal döndürmek. Amacımız bağırsak içeriğini yumuşatmak ve jelatinöz kıvama getirmek. Bunu hızlandırır, bağırsakları hızlandırır ve çıkışını kolaylaştırırsak, plöteyi boşaltırsa zaten ıkınmadan boşaltacağı için makattaki olan hastalıkta çözümlenmiş olacak. Sadece bu 4 büyüklerle başarı oranı akademik olarak, yani kanıta dayalı olarak kanıtlanmıştır, %80. Çok yüksek bir oran. Evet. %80 bu hastalıktan kurtulabiliyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Yani sadece hastaya bu 4 büyüklerin %80 çözebileceğini söylediğim bile kafasına evet, yani bunun çözümü olabileceğini düşünebiliyor. Erken dönemde bunları mutlaka başlamamız lazım. Ofis prosedürü dediklerinin dışında bazen biz ilaçlardan faydalanıyoruz. İşte flavotronikler dediğimiz, buradaki ödemi azaltıp kan dolaşımı hızlandıran ilaçlar, ağızdan kullanılan. Sonra bir sürü ilaç görüyoruz. Krem, fitil, merhem, pomat uygulandığını. Bunların çoğunun faydası yok. Özellikle fitil, hemoroid hastalığında yeri yok. Çünkü fitili uyguladığınız zaman makattan hemen yukarı doğru kaçıyor. Bizim problemimiz anal kanalda, rektumda değil. Yani yukarı kaçan bir şey bize fayda sağlamıyor. Sadece fayda sağladığı şey şu. İçinde vazelin olduğu ve storit olduğu için geçiş sırasında orayı genişletip kayganlaşmasını sağlıyor, o kadar. Başka bir şey yok. Bir de uygulaması çok pratik değil. Kremlerin de aynı şekilde. Nereye nasıl süreceğini bilemiyor aslında. Bir kavram karmaşası yaşıyor. Bazen 4-5 kremi aynı anda veriyorsunuz. Diyorum ki nasıl kullanıyorsunuz? Hocam vallahi en son çareyi buldum. Hepsini birbirine karışıp sürüyor. Nasıl diyorum? Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapayım hocam diyor. Ne yapayım? Yani her biçim yarım saat ayırsam 2,5 saatim oluyor diyor. Günlük 2,5 saat ben buna verirsem hiçbir şey yapmıyorum diyor. Sabah akşam yapacaksam 5 saat diyor. Günüm bitiyor. Onun için tercih etmiyorum diyor. İlaç uyumsuzluğu oluyor. Üçüncü sırada ilaçlarla beraber ofis prosedürü dediğimiz bant ligasyon. Genellikle halk arasında boğma veya asma yöntemi olarak geçer. Bunlar doku koruyucu yöntemler olarak da geçer. İnfrared, ışın uygulaması, lazer deniliyor. Eskiden çok fazla lazer olarak kullanılıyor ama lazer değil. Bir dalga boyu yüksek olan kırmızı ışın hemen hemoroid paketinin kökünün uygulanması sonucu bir fiksasyon gerçekleştirmesi, yani sarkmayı engellemek. Özellikle evre 1'de işe yarar. Evre 2, 1 ve 2'de özellikle sklerozan madde enjeksiyonları, onlar da işe yarıyor. Burada anal kural şu. Hiçbir zaman yapacağınız uygulama hemoroid paketinin içine yapılmayacak. Yukarısına yapılacak ki köküne. Aksi takdirde hasta ağırdan duramaz. Bunu da özellikle burada vurgulamamız lazım. Diğer doku koruyucu yöntemler, yine ikinci sırada bizim cerrahi seçenekleri olarak, opsiyon olarak tuttuğumuz, cebimizde hazır olan lazer uygulamaları.
lazerle hemoroid bakiyesinin mühürlenmesi. Son dönemde çok popülerize olmaya başlandı. Ama hastaları iyi seçmek gerekiyor. Her hastaya lazer uygulanmaması lazım. Yani aynı yanıtı veremiyor çünkü tekrar edebiliyor. Yani %100 garanti çözümler değil. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Biz yapınca da mükemmel bir anlamına gelmiyor. Tekrar edebilir. Bu konuda hastayı uyarmak gerekiyor. Yani lazer bir Star Wars filminde ya da bir Terminator filminde gördüğümüz Hollywood ışınlarına benzemiyor. Bu da bir yakıcı bir cihaz. Sadece bizim diğerlerinden farklı olarak daha az onla birlik alanı yakıyor. Dolayısıyla böyle bir fark var. Az alan yandığı için hastanın ameliyat sonrası şikayetleri de o oranda az oluyor. Ödemi az oluyor, postoperatif yanması az oluyor gibi vurgulamamız lazım. Ama bir mucize mi tartışırız. Yani çünkü başarı oranları farklı bildirilerde çok farklı oranlarda ortaya çıkıyor. Doku koruyucu yöntemlerden biri de hemoroid arterinin bağlanması. Biz kısaca HAL yöntemi diye söyleyebiliriz. Farklı markalar var, onlar da kullanılabiliyor. Ultrason eşliğinde arter bulunuyor, hemoroid arteri o bağlanıyor. Eğer bir sarkması varsa onu yukarı doğru asma işlemine eşlik edebiliyor. Bir başka yöntem özellikle çepeçevre dışarı doğru sarkma durumunda evre 3'lerde stapler dediğimiz zımbalama yöntemi ki bu 90'lı yıllarda çok popülerize olmuştu ama son 10 yıllık sonuçlar ortaya çıktıkça biraz daha geri durmaya başladı. Çünkü bu uygulamalardan sonra ciddi anlamda komplikasyonlar deklar edildi. İşte bağırsak yaralanması, işte o bölgede gangren olması vesaire gibi. Dolayısıyla seçilmiş hastalar yapılması ve bu konuda eğitim almış bireylerin yapmasını öneriyoruz. Yani bu stapler dikkatli kullanılması gereken bir uygulama. Bunu da parantez içinde söylemem lazım. Peki doku çıkartıcı yöntemler var mı? Evet, doku çıkarttığımız yöntemler artık tamamen dışarı doğru çıkmış, yapılan tedavilere yanıt vermemiş, onu tamamen ortadan kaldırmamız lazım. O zaman da enerji cihazlarıyla, işte ses dalgası çalışan ya da mürece enerji cihazlarıyla bu dokuların çıkartılması. Ya açık bırakıyoruz ya da üzerine dikişlerle hızlı iyileşmesini sağlayabiliyoruz. İşte farklı yöntemler olarak geçmekte. Bu yöntemde hepsi %100 garantili bir yöntem değil. Yani bunu hastaya anlatmamız lazım. Yani bu da buna rağmen tekrar edelim. Başında konuştuk. 8-10 paket var. Bir tanesinde hastalık var. Bizim derdimiz hastalıklı paketi çıkartmak. Tüm paketleri ellemek değil. Bu yanlışa düştüğümüz zaman hasta şu taleple gelir. Hekim o talebini karşılarsa hocam elindeki elinden hepsini yok edin. Ondan sonra anal stenoz dediğimiz darlık meydana geliyor. Deri tamamen esneyemez hale geliyor. Büyük abdestini yaparken ağlayarak kaka yapmaya başlıyor. Darlık meydana geliyor. Dolayısıyla burada hekimle hırslanmaması lazım, hastanın da hırslanmaması lazım. Hastalıklı paketin çıkartılması gerekiyor. Bu konuda uyarmak gerekiyor. Peki hocam, çok güzel özetlediniz. Hemoroidin tamamen alındığı durumlarda darlık dediniz, gaz dışkı kaçırma sorunları da oluyor mu? Burada tabii ki iki tane komplikasyon karşımıza çıkıyor. Birinci komplikasyon eğer bu hemoroid paketlerini gerektiğinden fazla alır, derine kadar girip kaslara zarar verirseniz kirlenme, gaz kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Çünkü bir oranın tamamen tıkaç olayını ortadan kaldırabiliyorsunuz. Burada yapılması gereken şey gereksiz dokunun çıkartılmaması, hastalıklı dokunun çıkartması dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunu dikkat ederseniz zaten çok hızlı bir şekilde toparlıyor ve gaz gayete kaçırma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az oluyor. İkinci problemde darlık olarak söyledik. Darlık dediğimiz şey de çepeçepe bir hemoroid paketinin çıkartılması sonucu anal gemin tamamen kapanması. Darlık. Biz bunu hep çatlakla karıştırırız. Çatlak mı, darlık mı? Çatlaktaki problem şu anal fissürlerde. Anal kaslardaki, özellikle iç kastaki spazm yani kasılma. İstemsiz bir kasılmanın sonucu ortaya çıkan bir darlık. Anal stenoz dediğimiz yani hemoroid cerrahisi sonrası ortaya çıkan komplikasyonda derinin esneyememesi. Yani şöyle bir esnek derimiz var. Bu esnek deri makat bölgesini esneyemiyor. Dümdüz bir şeyden çıkarken yırtarak çıkıyor. Yırtarak çıktığı için de o bölge şiddetli bir ağrı. Her seferinde bu kısır döngü olduğu zaman tuvalete dahi gitmek istemiyor. O zaman da müdahale etmek gerekiyor bu hastalara. Dolayısıyla burada tamamen çepeçevre temizlik yaparken de bir hemoroid cerrahisi yaparken de dikkat etmek gerekiyor. Sağlam deri bırakmak, oranın esnemesine izin vermek gerekir. Doğru. Peki hocam, ameliyatlar genel olarak tabii değişiyordur yönteme göre ve kişiden kişiye ama ne kadar sürüyor? Hastayı ameliyat sonrası neler bekliyor? Zor ve ince ameliyatlar mı?
Güzel bir soru. Yani hastalarımızın hepsinin ortak sorusudur. Bir hekim olarak da hepsini anlatmak zorundayız. Yani ameliyatın nasıl bir süreç beklediğini, kişinin ameliyat sonrası ne zaman işine döneceğini, işte ne kadar süre hastanede kalacağını, ameliyat süresi ne kadar, işte nasıl bir anestezi alacak. Biz genellikle kombin anesteziyi tercih ediyoruz. Yani bir ağrı kesiciyle beraber belden uyuşturulması. Çünkü hastanın hiç ağrıyla tanışmaması lazım. Genellikle bir gece hastanede yatıyor. Çıktıktan sonra da bir hafta 10 gün boyunca orada sızlama, akıntı, hafif kanama şeklinde bir şikayetin olduğunu, yanmasının olabileceğini ifade ediyoruz. Çünkü burada makak bölgesi fonksiyonel bir organ. Orası sabit bir organ değil. Kaka var oradan. Sürekli bir drenaj var, hareketlilik var. O olduğu sürece orada ağrının olması pek olası bir durum. Yani şöyle bir şey yok. Ağrısız hemolit cerrahisi. Ağrısız hemolit cerrahisi diye bir şey yok. Hemolit cerrahisi sonrası evet ağrınız olacak ama kategorileri farklı. Biri 3 puan veriyorsa biri 9 puan veriyor 0-10 arasında. Amacımız bizim 5 puanın altına çekebilmek. Evet hafif yanma tarzında ağrılarınız olabilir ama hiçbir zaman böyle bas bas bağıra bağıra ağrıdan ağlayacağınız durumlar karşınıza gelmez diye söylememiz lazım. Yine ameliyat sonrası da bir takım öneriler olması lazım. Özellikle işte sıcak su banyoları yapın ki orası ıslak kalmasın. İşte orası kirlenmesin. Ya da ameliyat sonrası beslenmenize dikkat edin ki işte ağzınızı yakan orayı da yakmasın, acı yemeyin gibisinden söylemelerde bulunmanız lazım. Ödem olmasın diye. Ya da burada infeksiyon olmasın çünkü kakayla temas ediyor. Bir sürekli bu bölgede bir bulaş var. Burada infeksiyon ortaya çıkabilir. Ha, kanlanması çok iyi olduğu için çok nadir görüyoruz ama bunu da göz ardı etmememiz lazım. Bu konuda da hastayı bilgilendirmemiz lazım. Dolayısıyla ameliyatın süresini kısaca özetlemek gerekirse yarım saat 45 dakika değişikliğine bağlı olarak maksimum 1 saat olarak değerlendirebilirsiniz. Hastanın hastanede kalma süresine baktığınız zaman da bir gece o da güvenli periyoda çekmek içindir hastayı. O anlamda kalsın deriz. Yoksa hastanın saatlerce yatması gereken bir durum değil. Aynı gün zaten normal bütün işlerini yapabilir hale geliyor hastaların çoğu. Peki hocam yine merak edilen en çok. Ameliyat sonrası hemoroidde tekrarlama görülüyor mu? Hemoroidde özellikle kullanılan yönteme, cerrahi yönteme göre değişen oranlarla beraber özellikle cerrahide eksizyon dediğimiz doku çıkartıcı yöntemlerde tekrarlama orası daha düşük. Çünkü dokuyu çıkarttığınız için. Lazer ve benzeri durumlarda evrelendirmesine göre evre 1 ve 2'de başarı oranları hemen hemen her yöntemin çok yüksek. %80'lere varıyor. Bant ligasyonu, lazer uygulamaları ya da arterle ultrason eşliğinde arter bağlanması uygulamalarında başarı oranlar çok yükseliyor. Evre ilerledikçe koruyucu yöntemlerdeki başarı oranı düşüyor. Bu sefer çıkartma yani eksizyon yöntemlerindeki başarını yükseliyor. Bu oranlara dikkat etmek lazım. Yani %80'lerde başarı sağlıyorsunuz. Tekrar ederme farklı paketten tekrar edebilir ama genellikle hasta kendi kendini iyi ettiği için sonraki dönemde çok büyük problemler yaşamıyor. Peki hocam yine en çok merak edilen sorulardan biri. Hemoroid kansere dönüşüyor mu? Dönüşme ihtimali var mı? Anorektal hastalıkların hiçbiri kansere dönüşmüyor hemen hemen. Neden? Bunlar sadece bir fonksiyonel organın fonksiyonel bozukluktan ortaya çıkan bir durum. Yani bir sarkma ya da bir travmadan ortaya çıkan bunlar kanserleşmez. Ancak bunların varlığında eğer dikkatli irdelemezseniz altta var olan kanseri atlayabilirsiniz. Mesela makat kanseri. Eğer dikkatli bir makat muayenesi yapmazsanız bunu gözünüzden kaçırabilirsiniz. Risk faktörünü sorgulamazsanız aile bireylerine varlığı, işte bir takım işte yağlı beslenme, sigara alışkanlığı, alkol kullanımı gibi pek çok faktörler, genetik faktörlerin yanı sıra varsa bunları sorgulamazsanız yine atlarsınız. Hastayı muayene etmezseniz, rektal muayenesini yapmazsanız yine atlarsınız. Dikkatli muayene çok önemli bu açıdan. Yani sadece bakıp evet sizin hemoroidiniz var, tedaviniz şudur deyip sonuçlandırmamak lazım. Mutlaka rektal muayene yapılması yani proktolojik olarak değerlendirmesi esastır kanseri atlamamak için. Bazen anorektal hastalıklarında özellikle fistüllerde yani kanal oluşmuş hastalık akıntıyla seyreden hastalıklarda bunu görüyoruz. Kanserleşebiliyor yol hattında. Ama bir hemoroid pakesinin ya da bir çatlak pakesinin kanserleşme olası yok. Peki hocam hemoroid yine özellikle ileri evrede tedavi etmezsek kendi kendine yaşam tarzımızı değiştirerek düzelme, iyileşme olasılığı var mıdır? Semptomatik olarak evet yani şikayetiniz gerileyecektir ama özellikle dejenerasyona bağlı, sarkmaya bağlı ele gelen şişlik kişinin temizlenmesini engelleyeceği için huzursuz eder. Yine o bölgede ıslaklık hissi verdiği için kaşıntıya neden olur, huzursuzluk verir. Ama bir şikayet vermiyor.
normal gündelik yaşantısını yapabiliyor, yaşam kalitesini bozmuyorsa tedavi edilme ihtiyacı yok. Gene soruyorum hastaya, ne şikayetiniz var? Hocam benim şikayetim yok. Niye buradasınız? İşte şöyle oluyor. Yani bir kısır çatışması var hastanın. Evet, şu an iyiyim ama geçmişte kötüydüm. Ya da geçmişte çok iyiydim, şu an kötüyüm ama benim ara ara bunlar oluyor. O vurguyu yapmaya çalışıyorum. Hemoroid veya anorektal hastalıklar, yani proktolojik hastalıklar zaten böyledir. İyileşme, alevlenme. İyileşme, alevlenme dönemi yaşar. Bu hastalar alevlenme döneminde hemen hekime gelmeye çalışır. Hatta bazen kendi kendini kontrol eder. Hocam zaten benim 10 yıldır var. 10 yılı var kelimesi şu. Ben zaten ara ara bunu iyi oluyorum, kötü oluyorum. Kendi kendimi düzeltebiliyorum. Ama artık kendi kendimi düzeltemeyecek boyuta geldim. Sizinle temas kurmaya geldim gibisinden. Hocam peki son olarak yine başta bahsettiniz. Hemoroidden korunmak için günlük yaşamda beslenmeye ve dışkılama alışkanlığına mı dikkat etmemiz gerekiyor? En önemlisi dışkılama alışkanlığını düzeltmemiz lazım. Yani biz hastaları muayene ederken bakıyoruz bir gevşeme var mı yok mu diye. Hastayı bitiminde de şöyle derim. Dışkılamayı bilmiyorsunuz. Şaşırır, nasıl yani? Diyorum ki yani büyük abdest yaparken makat kaslarınızı gevşetemiyorsunuz. Buna bağlı aşırı kınma, aşırı kınmaya bağlı da tüm paketin, hemolit paketinin dışarı doğru çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla doğru bir dışkılama alışkanlığını öğretmemiz lazım. İşte nefes alarak ittirme hareketini öğretmemiz lazım. Bazen diyor ki hocam çok kırıcısınız, nasıl yani bu yaşa kadar bilmiyorum, 40 yaşına gelmişim. Yani evet bilmiyoruz, bazen yanlış yapıyoruz, yanlışla da ısrar ediyoruz. Bunu öğretmemiz lazım. Yani her yanlış yerde tuvalete gitmemek, yataktan kalktıktan sonra tuvalete gitmek, tuvalette uzun süre kalmamak, sosyal medyayı özellikle böyle yayınları tuvalette takip etmemek, yani bir yarım saat 45 dakika oturmamak, 5 dakikadan fazla kalmamak, çıktıktan sonra temizliğini sıcak suyla yapmak, bunlar hep avantaj sağlıyor, tekrar etmesini engelliyor. Yani özellikle kişinin yaşam biçimini değiştirmemiz lazım. Yaşam biçimi değişirse hastalık zaten meydana gelmeyecek. İşte bunlardan biri de beslenme alışkanlığı. Bazen de özellikle diyet, yoğun bir protein bombardımanına tutulabiliyor hastalar kilo versin diye. Bu sefer de sert dışkılama ile karşı karşıya kalıyorlar. Sert dışkılama eşittir proktolojik problemlerin ortaya çıkması. Yani morbid obezitenin nedeni, hocam diyor 60 kilo verdim ama şu an bir sorun var. Nedir? İşte makat bölgemde ciddi sıkıntım var. Neden? Yoğun bir protein bombardımanına tutulmuş ve bağırsak hareketleri yavaşlayıp sertleştiği için kaka her seferin ola çıkarak yeni bir sorunla karşı karşıya kalması neden olmuş. Dolayısıyla bu konuda da obezite konuklarını uyarmak gerekiyor. Beslenmenizi, evet protein ağırlık yapıyorsunuz ama mutlaka bunu posayla destekleyin. Hastanın gaytasını yumuşatın ki en azından obezite bitince hemoroid problemi ortaya çıkmasın. Doğru. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.